Kıbrıs konusunda 5 ay sonra liderler yeniden bir araya geldi, konuştular. Özlü meselelerle ilgili bakış açılarını masaya koydular. Kıbrıs konusunda bundan sonra nasıl bir yol izlenebileceğine baktılar. Ve güven artırıcı önlemlerle ilgili ne yapabiliriz konusunda bir egzersiz yaptılar. Peki bu görüşmeden net bir sonuç çıktı mı? Somut bir şey var mı diye baktığımızda maalesef aslında somut bir şey ortaya çıkmadı diyebiliriz. Net bir şekilde bunu ortaya koyabiliriz. Çünkü elle tutulur bir sonuç yok. Zaten ne vardı? Daha önceki makalelerimizde de AB Kıbrıs'ta yayınladığımız makalelerde de belirtmiştik. Önümüzdeki dönemde liderlerin genel sekreterle ayrı ayrı yapacakları bir görüşme öngörülüyordu New York'ta. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çalışmalarının başladığı dönemde. Ve bu dönemin hemen arkasında liderlerin genel sekreterle üçlü bir görüşmede bir araya gelme olasılığı vardı. Bu olasılık gerçekleşecek gibi görünüyordu. Nitekim de bunun açıklaması bugün yapıldı. Ve onun arkasından da Kasım ayına doğru beşli bir gayri resmi görüşmenin olabileceği konusu gündemdeydi. Bu da bugünkü görüşmeden sonra bir kez daha bize anlatıldı, aktarıldı. Yani aslında bilinenlerin tekrarlandığı bir görüşme sonucu var ortada. Somut bir gelişme, heyecan yaratacak bir gelişme, tarafların pozisyonlarında köklü bir değişme yok. Hidrokarbon konusunda herhangi bir ilerleme olmadığını net bir şekilde Sayın Akıncı ortaya koydu. Yani Rum tarafının pozisyonunda bir değişiklik yok. Peki Kıbrıs Türk'ünün siyasi eşitliğine bakış konusunda Nikos Anastasiadis'in yaklaşımında bir değişiklik var mı? Orada da bir değişiklik olduğuna dair herhangi bir işaret verilmiş değil. Yani aslında işin özü havanda bir kez daha su dövüldü ve yeni bir şey, somut bir gelişme ortaya çıkmadı. Ne demiştik biz iki hafta önce burada Hüseyin Ekmekçi ile yaptığımız programda? Demiştik ki bu görüşmeden çıksa güven yaratıcı önlemlerle ilgili bir gelişme çıkabilir. O da ne olabilir? Olsa bu sigortaların tek taraflı, tek bir taraftan çıkarılması söz konusu olabilir ki bu herkesin yaşamına dokunur. Bu konuyla ilgili bir mesaj verildi ama bu konuda ne zaman adım atılır, bir şey olur mu olmaz mı bunu izleyeceğiz. Yani beklentinin ötesinde somut bir şeyin çıkmadığını söylediğimizde tüm bunlara dayandırıyoruz bu söylediğimizi. Gelinen noktada taraflar arasında Kıbrıs meselesinin çözümüne dönük lütun arayışları devam ediyor. Bu lütun arayışlarının sonuç verebilmesi ancak ilgili 5 tarafın ortak bir tavır ortaya koymasıyla mümkün olacak. Yani ortak bir irade, ortak bir vizyon, ortak bir istek ortaya koymasıyla mümkün olacak. Kim bu ilgili 5 taraf? Kıbrıs Türk tarafı. İstiyor mu? İstiyor. Yani müzakerelerin devamını istiyor. Ama hangi müzakerelerin hangi şekilde olacağı noktasında bir belirsizlik var. Çünkü Rum tarafının müzakerelerin devamından anladığı farklı, Türk tarafının anladığı farklı. Türkiye ve Yunanistan ve İngiltere cephesine olaya baktığımızda ise durum tamamen farklı. Şimdi Yunanistan'da yeni bir iktidar var. Sayın Akıncı da açıklamasında vurguladı. Mitsotakis hükümetinin nasıl bir Kıbrıs politikası olacağı daha net değil. Kıbrıs konusunda nasıl bir tutum ortaya koyacağını bilmiyoruz. Dolayısıyla orada bir bilinmezlik söz konusu. İngiltere Brexit sürecinde. Ekim ayında Brexit olacak mı olmayacak mı? Brexit olacaksa İngiltere'nin Kıbrıs politikası nasıl şekillenecek? Olmayacaksa İngiltere'nin Kıbrıs politikası ve uluslararası ilişkileri nasıl şekillenecek? Bunlar daha muamma. Ortada net bir politika yok. Türkiye'nin ortadaki Kıbrıs konusundaki tavrı zaten net, biliniyor. Ama Türkiye tek başına yetmiyor. Türkiye'de ne diyor? Muhataplarımın ne istediğini bilmek istiyorum. Bunun için de gayri resmi bir görüşmede tüm tarafların bir araya gelmesi gerekiyor diyor. Sayın Akıncı da bunu söylüyor. Dolayısıyla bu görüşmeden baktığımız zaman ortaya bize tamam ya işte bu oldu, şu oldu dedirtebilecek herhangi bir somut bir şey çıkmış değil. Keşke çıksaydı. Keşke Kıbrıs konusunun çözümüne ilişkin hepimizi heyecanlandıracak bir yol haritasıyla liderler çıkabilseydi ama liderlerin tek başına bunu yapması da mümkün değil. Zaten liderlerin bakış açıları ve vizyonları farklı. Öte yandan ilgili diğer tarafların pozisyonlarında çok ciddi muğlaklıklar var. İngiltere'nin yapacağı belli değil, Yunanistan'ın yapacağı belli değil. Lutiş de tüm bu taraflarla konuşuyor. Ortak bir zemin bulabilir miyiz? İşte terms of reference ortaya çıkarabilir miyiz? Arayışını sürdürüyor. Ha bu çıkar mı çıkmaz mı? Bunu göreceğiz zaman içerisinde ama şu an için fazla umutlanmaya, beklenenin üzerinde bir heyecan yaratmaya gerek yok diye ben düşünüyorum. Bekleyip görelim diyorum. Gelinen noktada Kıbrıs meselesinde tarafların pozisyonu dün neyse bu görüşme sonrasında da o.
ve dün ne bekleniyorsaydı, ne tasarlanıyorsaydı, bugün de beklenen ve tasarlanan yol haritası aynı yol haritası. Yani zaten bunlar olacaktı, bunlar belirlenmişti, gidilecek yol belliydi, bunlar denenecekti. Bunların bize bugün açıklaması yapıldı. Yani şimdi bu noktada bugünkü görüşmenin çok önemsendiğini, olduğundan fazla büyütüldüğünü gördük görüşme öncesinde. Bu da bir doğru değil aslında. Çünkü beklentileri yükseltmek, heyecanı yükseltmek, illaki bir şey çıkacak diye beklentiler yaratmak ve somut bir şey çıkmadan o görüşmeyi tamamlamak var olan umutları da öldürüyor, umutsuzlukları daha da derinleştiriyor, travmaları daha da bir artırıyor. Dolayısıyla bunu da yapmamak lazım, gerçekçi bakmak lazım. Ne olup bittiğini olduğu şekliyle görmemiz lazım diye düşünüyorum. Dolayısıyla özetleyecek olursak, bugünkü görüşmeden yeni bir şey çıktı mı? Hayır, bilinmeyen yeni bir şey yok. Beklenen ne vardı? Güven artırıcı önlemler konusunda yeni bir adım atılabilir mi sorusu vardı. Onunla ilgili bir işaret var mı? Var. Ama o adım, yani sigortalarla ilgili bir adımın atılıp atılmayacağını göreceğiz hep beraber. Bir telefonlarla ilgili bir karar verildi. Kaç yıl geçti üzerinden o adım atılana kadar? Bunu da bekleyip göreceğiz. Dileyelim atılsın bu adımlar. Kıbrıs'ta yaşayan Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rumların hayatını kolaylaştıracak gelişmeleri hep beraber yaşayalım. Ama bunlar tabii ki maalesef yaşanmıyor. Bu dileklerimiz hayata geçmiyor. Ama yine de biz o dileği tutarak bir nokta koyalım bugün yaptığımız bu yarıma. Ve haberkıbrıs.com'u izlemeye devam edin diyelim.